Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei'nin yenilenmiş P30 Lite modeli. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu belirtelim. Huawei geçtiğimiz yılın başlarında P30 Lite modelini satışa sunmuştu. Fakat sonradan, yani 2019'un sonlarına doğru P30 Lite'ı yenileyerek tekrardan satışa sundu. Dolayısıyla bizim bugün inceleyeceğimiz P30 Lite modeli de bu yenilenmiş model. Telefonun ilk olarak tasarımından bahsedelim arkadaşlar. Tasarım yönünden baktığımız zaman herhangi bir değişim söz konusu değil. Yani senenin başında çıkan P30 Lite modeliyle birebir aynı tasarımla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla tasarım tarafında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yine burada bir damla çentiğimiz var. Zaten özellikle 2019'da çıkan telefonlarda damla çentik sıklıkla gördüğümüz bir tasarımdı. Dolayısıyla Huawei'nin bu tasarımı tercih etmesi de bizleri çok şaşırtmadı. Ki zaten bu tasarımın fazlasıyla şık olduğunu söylemek de mümkün. Telefonun arkasına geçtiğimizde ise yine dikey olarak konumlandırılmış bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Bu ana kameranın altında flaş ışığı bulunuyor ve telefonun ortasına doğru da bir parmak izi okuyucusu mevcut. Bu ne anlama geliyor? Parmak izi okuyucusunun burada olması, ekran altı parmak izi okuyucusunun bulunmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Huawei bu modelinde de yine ekran altına bir parmak izi okuyucusu yerleştirmemiş. Eğer parmak izi okuyucusunu kullanmak istemiyorsanız P30 Lite'da yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Tabii bu yüz tanıma özelliğinin yazılımsal anlamda çalıştığını da belirtmek lazım. Çünkü başınıza bir bere taktığınızda ya da gözlük taktığınızda, hatta sakalınız biraz fazla uzadığında bile bu yüz tanıma sistemi zaman zaman hata verebiliyor. Yani yüzünüzü tanıttığınızda telefon kilidini açmıyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Peki gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Az önce de belirttiğimiz gibi yenilenen P30 Lite ile 2019'un başlarında çıkmış olan P30 Lite arasında çok büyük bir fark bulunmuyor ki bu durum teknik donanım anlamında da karşımıza çıkıyor. Huawei yenilediği modelinde de kendi üretimi olan Kirin 710 Yonga setini tercih etmiş. Bu Yonga setinin orta segment bir model için gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten Yonga setinden beklediğimiz bizim ne? İyi bir şekilde oyun oynatması. Peki P30 Lite buna karşılık verebiliyor mu? Buna bakacağız şimdi. Biz P30 Lite'da günümüzün en popüler oyunlarından Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'i denedik. Bu iki oyunda da akıcı bir oyun deneyiminin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerek PUBG Mobile'de gerek Call of Duty Mobile'de herhangi bir donma sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Bunun yanında herhangi bir lag'la da karşılaşmıyorsunuz. Yani gayet başarılı bir şekilde oyunu girip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla Yonga seti oyun tarafında görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor diyebiliriz. Telefonun RAM tarafına baktığımızda bizi 4 GB'lık tek bir opsiyon karşılıyor. Eski modelde 6 GB'lık bir opsiyon vardı hatırlayacağınız üzere. Bu modelde ise karşımıza 4 GB'lık bir RAM kapasitesi çıkıyor. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 64 GB'a düştüğünü görüyoruz. Önceki modelde kaçtı? 128 GB. Dolayısıyla dahili depolama alanında 64 GB'lık bir alan söz konusu. Tabii bu 64 GB'ın yeterli olup olmadığına sizin kullanımınız karar verecek. Zira günümüzde giriş ve orta segmentteki pek çok telefonda 32 GB'lık dahili depolama alanının söz konusu olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Söz konusu Huawei olduğunda en çok dikkat çeken unsurlardan birisi de kamera diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Huawei genel olarak kamera tarafına ayrı bir önem veriyor. Zaten çatı segmentindeki yani amiral gemisi dediğimiz modellerde de bunu sıklıkla görüyoruz. Genel olarak Huawei'nin çıkardığı P serisi ve Mate serisi amiral gemisi modelleri DxOMark'ta hep zirveye oynayan modeller. Fakat bu orta segmentteki modellerinde de kameranın gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Elimizdeki yenilenmiş P30 Lite modeli 24 megapiksellik bir ana kameraya sahip. Hatırlayacağınız üzere bir önceki modelde, yani ilk P30 Lite modelinde ana kamera 48 megapikseldi. Dolayısıyla burada bir indirme söz konusu. Ana kamera 48 megapikselden 24 megapiksele düşmüş. Fakat diğer iki kamerada 8 megapiksel ve 2 megapiksellik kameralarda herhangi bir değişim söz konusu değil. Yani Huawei P30 Lite'ın arka tarafına baktığımız zaman 24 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 megapiksellik bir üçlü ana kamera modülünün olduğunu söyleyebiliriz. Yenilenmiş Huawei P30 Lite'ın ön kamerasına baktığımızda ise arkadaşlar 32 megapiksellik bir selfie kamerasıyla karşılaşıyoruz. Tabi burada şunu da dipnot olarak hatırlatmam gerekiyor size. İlk çıkan P30 Lite modelindeki ön kamera 24 megapikseldi. Dolayısıyla burada da bir yükseltme söz konusu. Yani Huawei yenilediği modelinde ana kamerayı düşürürken selfie kamerasını ise
yükseltmiş diyebiliriz. Dolayısıyla burada selfie çekmek isteyenler için, ön kamerayı daha fazla kullanmak isteyenler için yenilenen modelin daha opsiyonel hale geldiğini söylemek de mümkün. Bu arada şunu da hatırlatalım size, P30 Lite'ın fotoğraf performansını, video performansını merak ediyorsanız sitemizde yayınladığımız fotoğraflara ve videolara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Biz çünkü P30 Lite'la birçok açıdan fotoğraflar çektik. Daha sonra bu telefonu Realme 5'i ile karşılaştırdık. Dilerseniz bu fotoğraflara ve videolara da sitemizden göz atabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda bu videoyu P30 Lite'ın ön kamerasıyla çekiyorum. Ses de aynı zamanda telefondan alınıyor. Dolayısıyla bu şekilde stüdyo ortamındaki mikrofonun sesini ve telefonun mikrofon kalitesini de görmüş olabilirsiniz. Bu videoyu ise P30 Lite'ın ana kamerasıyla çekiyorum. Ses de aynı şekilde telefondan alınıyor. Dolayısıyla eğer P30 Lite'ın ana kamerasıyla bir çekim yapmak istiyorsanız karşınıza çıkacak performans düzeyi bu şekilde diyebiliriz. Gelelim P30 Lite'ın pil performansına. Malum günümüzde akıllı telefon alırken kullanıcıların en çok önemsediği mevzulardan birisi de telefonların pil ömrü. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Bu yüzden sosyal medyaya bağlı olduğumuz için de sürekli sosyal medyayla, internetle aşırı neşir olduğumuz için de şarjımız çok çabuk bitebiliyor. Dolayısıyla düşük batarya kapasitesine sahip telefonlar günü çıkarmakta zorluk çekebiliyor. P30 Lite'da 3340 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın ortalama olduğunu söylemek mümkün. Peki bu batarya günü çıkarmamızı sağlıyor mu? Arkadaşlar ben bu telefonu yaklaşık olarak 2 hafta boyunca kullandım ve bu süre içerisinde 2 günün aşağısına zaman zaman düştüm diyebilirim. Yani genel olarak ortalama bir kullanımda telefon 2 günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Tabii burada asıl akıllara gelen soru şu. Ben bu telefonla oyun oynadığımda şarjı ne kadar gidiyor? Az önce de bahsettiğim gibi hem PUBG Mobile hem de Call of Duty Mobile oynadık. PUBG Mobile'de 15 dakikalık bir süre içerisinde %100 şarjı tam doluyken yaklaşık olarak bir 3-4'lük bir eksim oldu. Yani %100 ile başladığım oyunda 15 dakika sonra %96 pil seviyesindeyken çıktım. Aynı şekilde diğer oyunda da %3 ile %4'lük arasında bir pil kaybı yaşandı. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Gerek PUBG Mobile olsun, gerek Call of Duty Mobile olsun, telefonu gerçekten yoran oyunlar. Dolayısıyla sizin oynayacağınız oyun basit bir oyunsa burada pil tüketimi çok daha az olacaktır. Bizim burada bahsini ettiğimiz şey yüksek güç isteyen oyunlarda bile telefonun şarjının 15-20 dakikada %3-%4 seviyesinde indiği diyebiliriz. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Huawei P30 Lite'in kutusundan 18 watt'lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu hızlı şarj adaptörü sayesinde telefonunuzu yarım saat içerisinde %40-%50 seviyelerine kadar şarj etmeniz mümkün arkadaşlar. Peki gelelim en can alıcı konulardan bir tanesine. Yenilenmiş Huawei P30 Lite'ın ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar? Bugün internete yazdığınız zaman çeşitli fiyat baremleri geliyor karşınıza. Fakat genel fiyat aralığının 2500 lira ile 3000 lira arasında olduğunu söylemek mümkün. Peki gelelim asıl sorumuza. Yani 2500-3000 Türk lira arasına bu telefon alınır mı? Arkadaşlar günümüzde genel olarak telefon alınırken bakılan şeylerden birisi kamerası iyi mi? Diğeri bana iyi bir şekilde oyunu oynatıyor mu? Yani bu iki kriteri sağlayıp sağlamaması kullanıcı açısından önemli diyebiliriz. Bu iki kritere baktığımız zaman P30 Lite bu iki kritere de net bir şekilde cevap verebiliyor. Yani gerek kamera olarak gerekse oyun performansı olarak beklentileri karşıladığını söylememiz mümkün.
Fiyatının 2500 lira ile 3000 lira arasında olması bir tık yüksek gelebilir. Çünkü bu fiyat aralığında farklı opsiyonla cihazlar da var. Dolayısıyla burada birazcık tasarıma bakacaksınız, birazcık beklentilerinize bakacaksınız ve kararınızı ona göre vereceksiniz diyebiliriz. Bu videomuzda genel olarak P30 Lite'ın özelliklerinden size bahsettik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıyeten telefonla ilgili kafanıza takılacak olan bir soru olursa bu videonun altından yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.